Merhaba, ben kuaför Batak Baba. 35 senedir erkek berberliği kuaförlüğünü icra ediyorum. İstanbul Pendik Kaynarca'da iş yerimiz. Bu mesleğe ilk başladığım yaşım sanıyorum 11 yaşındaydım başladığımda. Bu mesleği tekrar dünyaya gelsem tekrar bu mesleği yapardım. Birçok ülkede derece alarak, yarışmalarda başarı alarak hem mesleğimize değer kattık, hem bizden sonra gelecek olan kardeşlerimize, ekibimize, meslektaşlarımıza faydalı olabilmek için gerçekten emek vererek çalıştık. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Artık insan yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Çırak bulamadığımız için de artık alttan usta yetişmiyor, kuaför yetişmiyor, berber yetişmiyor. Mesela Osmanlı döneminde esnafının bağlı olduğu ahilik kültürü vardı. Hatta bunun içinde berberler de vardı. Günümüzde berberler odası var. Berberler odası da kuaförlerini, berberlerini üyesi olduğu esnafını koruyup kollayandı. Mesela ahi olmanın şartları, üye olmanın şartları gibi herkesi yapmıyorlardı. Mesela o dönemde şöyle bir durum vardı. Her oldum diyen olamıyordu. Her dükkan açmak isteyen dükkan açamıyordu. Yani bunun yalan söyleyenler, ondan sonra sözünü tutmayanlar, ikiyüzlü olanlar berberlik mesleğini yaptırmazlardı. Hem devlet buna izin vermezdi, hem de ahilik teşkilatı buna izin vermezdi. Sonuç itibariyle ahiliğin de bir duruşu, bir karakteri ve bir ahlakı var. Ahlak olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu ahilik teşkilatı toplumumuzun sivil eğitim kurumuydu aslında. Ve günümüzde de bugün odalar var. Odaların bazıları gerçekten bunu önemsiyor. Meslektaşlarını, üyelerini, çıraklarına, ustalarına varıncaya kadar ahlaki eğitiminden programlar düzenleyerek destekliyor. Biz bu aldığımız ahilik kültürünün ahlakını günümüz gençlerine en iyi şekilde anlatmak, hem mesleki hem de sanatkarlığı, ahlakını, esnaflığı öğretmeye devam edeceğiz. Usta her haliyle örnek olan kişidir diyoruz. Bu yaz gelin bir çocuklarımıza güzellik yapın. Çocuklarımız okul tatilindeyken İyi esnafların, iyi sanatkarların, iyi ahlaklı insanların yanında bir mesleği öğrensinler. Son olarak buradan da meslektaşlarıma tecrübelerimden öneriler sunmak istiyorum. Yıllarımızı verdik, 35 sene acısıyla, tatlısıyla. Acizane, kimse yanlış da anlamasın beni. Mutlaka salonumuzda diyaloğumuz, temizliğimiz, her şeyimiz ona göre olmalı. Çıraklarımız, yetiştirdiğimiz çıraklar bizim çocuklarımız görmemiz lazım. Her şeyimizde örnek olup, sabırlı olup, onlara halimizle, davranışımızla, tavrımızla, söylemlerimizle, müşteriye olan diyaloğumuzla örnek olmamız lazım. Konuşmamın içeriğinde bahsettiğim gibi ahilik kültürünü oluşturan biz esnaflarız. Bu bağlamda tüm meslektaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet olun.